Merhabalar, bugün sizlerle 6 Haziran 2021 tarihinde yapılan LGS sınavının fen bilimleri sorularını çözeceğiz. Hemen hiç vakit kaybetmeden başlayalım birinci soruyla. Birinci soruda diyor ki, buna göre DNA molekülünün numaralandırılmış yapılarla ilgili hangisi doğrudur? Karşılıklı iki DNA zinciri birbirine bir numaralı yapıyla bağlanır. Bu fosfattır. Bu deoksiriboz şekeri. Bu da organik baz. Buralarda zayıf hidrojen bağları. Ama DNA zinciri birbirine zayıf hidrojen bağlarıyla bağlanır. Fosfatla bağlanmaz. Yanlış. DNA nükleotitleri iki numaralı yapıya göre birbirine farklılık gösterir. Deoksiriboz şekeri bütün DNA'larda nükleotitlerde aynıdır. Farklılık oluşturmaz. 3 numaralı yapı tüm nükleotit çeşitlerinde aynıdır. Organik baz 4 çeşittir. Ve 4 çeşit nükleotit olduğu için aynı olmaz. 4 farklı nükleotit vardır. Adenin, guanin, sitozin, timin nükleotitler. 4 numaralı bölgedeki numaralandırmış yapılardan olan 1 ve 2 DNA'daki nükleotit çeşidine göre değişiklik göstermez. Fosfatla deoksiriboz şekeri bütün nükleotitlerde ortaktır. O yüzden doğru cevap D olmuş oluyor. İkinci soru, bir araştırmada homozigot düzgün meyve şekilli bezelye ile homozigot boğumlu meyve şekilli bezelye çaprazlamış ve oluşan birinci kuşakta F1 dölleri tüm bezelyelerin düzgün meyve şekli olduğunu göstermiştir. Yani şunları çaprazlamış. Büyük de büyük de ile küçük de küçük de çaprazlamış. Birinci kuşaktaki düzgün meyve şekilli bezelyelerin bu özellik bakımından heterozigot olduğunu, ancak çekinik alelin etkisinin fenotipte ortaya çıkmadığını kanıtlamak için ne yapmalıdır? Şimdi bakın, bunu çaprazladığımız zaman şöyle olacak. Bu çok basit bir çaprazlama da. Birinci dölde tüm genotipler heterozigot baskın olur, değil mi? Heterozigot baskın. Şöyle karalama yapmayalım ki kafamız karışmasın. Heterozigot baskın. Bu ne? F1 dölü. Bunlar fenotipte ne yapacaktır? Hepsi baskın karakter kendini gösterecektir. Hepsi düzgün meyve olacaktır. Şimdi bakalım, işlemlerin hangileri yapılırsa istenilen amaca ulaşılır. Birinci kuşakta ortaya çıkan düzgün meyve şekilli bezelyelerden birini boğumlu meyve şekilli bezelye ile çaprazlamak. Yani diyor ki, büyük de küçük de ile küçük de küçük de'yi çaprazlarsan çıkar mı? Evet, buradan küçük de küçük de gelir, olur. Homozigot düzgün meyve şekilli iki bezelyeyi çaprazlamak. Homozigot düzgün meyve şekilli, yani iki tane büyük de büyük de'yi çaprazlarsak hepsi homozigot düzgün olur. Hepsi fenotipte de yine düzgün tohumlu olur. Homozigot demek de saf döl demek. Birinci kuşakta F1 ortaya çıkan bezelyelerden biriyle homozigot düzgün meyve şekilli. Homozigot, bakın homozigot ne demek? Şu iki genin de birbiriyle aynı olması demekti. O da şu demek. Buradan da bakın, küçük de küçük de hiçbir şekilde gelmez, gitti. O zaman cevap ne oldu? Yalnız bir ile Adana oldu. Bir Denizli, iki Adana. Üçüncü soru, bu çaprazlamada 3'e 1 fenotip oranının elde edilmesi için aşağıdakiler hangisi gerçekleştirilmiştir? Bezelyelerde sarı tohum özelliği baskın, yeşil tohum özelliği çekiniktir. Şimdi sarı tohum baskınsa büyük S diyelim, yeşil tohuma da küçük S. Mendel kuralına uygun olarak yapılan bir çaprazlamada tohum rengi bilinmeyen iki bezelyenin çaprazlanmasından birinci kuşakta 3'e 1 fenotip oranı elde edilmiştir. Bu oran, bu çaprazlamada oluşan çok sayıdaki bezelyenin 4'te 3'ünün sarı, 4'te 1'inde yeşil tohum ürettiği anlamına gelir. O zaman diyor ki, 3'e 1 fenotip elde edilmiş, hangisi gerçekleştirilmiştir? Şimdi fenotip, genotip, bir de çaprazlamışız. Şimdi bakalım, fenotipte 3'e 1, yani 3 tane sarı, bir tane de yeşil tohum elde edilmiş. Sarı yeşili baskındır. O zaman ne yapıyoruz? Bakın, genotipte her bir karakter iki genden oluşur, değil mi? Bir anneden biri gelen, anne babadan gelen. Şimdi bu büyük S'nin biri buradan geldi, buradan geldi, buradan geldi. Bu da küçük S, küçük S olur. Neden? Çekinik karakterlerin fenotipte gözükebilmesi için saf döl halde olması lazım. Aksi takdirde hiçbir şekilde gözükmez. O zaman ben buradan bir küçük S'nin, bir de bir küçük S'nin buradan geldiğini hemen anlıyorum. Büyük S'nin biri de mutlaka burada olacaktır. Şimdi bunu bulalım. Bunu büyük S yaparsak, büyük S büyük S, büyük S küçük S olur. Büyük S küçük S, küçük S küçük S olur. O evet, olabiliyor bakın. Büyük S büyük S, büyük S küçük S, büyük S küçük S,
Küçükse küçükse. Buradan 3'e 1 oranı geliyor. Homozigot sarı tohumlu, iki bezelye çaprazlanmıştır. Homozigot sarı tohumlu. Bakın diyor ki şunu çaprazlamıştır. Kesinlikle hayır. Çünkü o zaman yeşil tohum gelmez. Heterozigot sarı tohumlu iki bezelye çaprazlanmıştır. Evet doğru. Heterozigot sarı tohumlu bezelye ile homozigot sarı tohumlu. Homozigot sarı tohumlu olursa hepsi baskın gelir olmaz. Homozigot yeşil tohumlu iki bezelye çaprazlanmıştır. Homozigot zaten yeşil tohumlu hepsi bir yeşil tohumlu olur. Şeklini karakter olur. Bu da olmaz. O zaman cevap Bursa. Öğrenci bu bitki türünün çiçek rengindeki farklılıkların kalıtsal olmadığını aşağıdakilerin hangisini gözlemlediğinde belirleyebilir. Bir bitkinin belirli sıcaklıklarda farklı renklerde çiçek açtığını gören bir öğrenci bir bitkinin çiçek rengindeki farklılıkla ilgili bir deney tasarlıyor. Bu amaçla bu bitkiden aldığı yaprakları köklendirip çoğalandırıyor. Daha sonra çoğaltı bitkiler birinde düşük sıcaklıkta birinde yüksek sıcaklıkta yetiştiriyor ve çiçek renklerini yapıyor. Düşük sıcaklıkta olursa kırmızı, yüksek sıcaklıkta olursa da beyaz oluyormuş. Bu bir ne sorusu? Tabii ki modifikasyon sorusu. Ortam sıcaklığını düşürdüğünde beyaz çiçekli kalıtsal olmadığını ispatlayacağız şimdi. Ortam sıcaklığını düşürdüğünde beyaz çiçekli bitkilerin yaşayamadığını gözlemlemesi hayır. Kırmızı çiçekli bitkileri kendi arasında çaprazlayıp düşük sıcaklıkta yetiştirdiğinde yeni açan çiçeklerin kırmızı olduğunu gözlemlemesi. Şimdi bakalım kırmızı çiçekli bitkileri kendi arasında çaprazlayıp düşük sıcaklıkta yetiştirdiğinde yine kırmızı olacaktır. Bunu da gözlemleyemez. Kırmızı çiçekli bitkiyi yüksek sıcaklıkta beklettiğinde açan çiçeklerin tümünün beyaz olduğunu görmesi. Evet bu doğru. Bunda kalıtsal olmadığını gösteriyor. Niye sıcaklığa göre renk değiştirdi? O zaman cevap Ceyhan oldu. Beyaz çiçekli bitki yüksek sıcaklıkta beklettiğinde yeni açan çiçeklerin tümünün beyaz olduğunu gözlemlemesi yüksek sıcaklıkta zaten beyaz burada böyle bir gözlemde bulunamaz. O zaman cevap Ceyhan olmuş oluyor. Beşe baktık hemen. Bilim insanları önemli tarım bitkilerini verimini artırmak için günümüzde geleneksel yöntemler yerine DNA teknolojisini kullanmaktadır. Mısır bu yöntemle kullanılan bitkilerden biridir. Mısır bitkilerine bakterilerden aktarılan bir genle mısır kurdunun mısırlara zarar vermesi engellenerek mısırın verimini artırabilmektedir. Sadece bu uygulama ile ilgili hangisi doğrudur? Bu uygulama ile mısır kurdunun genetik yapısı değiştirilmiştir. Mısır kurdunun, hayır mısır kurdun değil, mısırın genetiği değiştirilmiştir. Bu uygulamaya mısır bitkisine kazandırılan özellik sonraki nesillerine de aktarılabilir. Evet, bu bir biyoteknoloji çalışmasıdır aynı zamanda. Bu uygulama mısır bitkilerinin tüm zararlı canlılara karşı korunmasını sağlar. Hayır, sadece mısır kurduna karşı yapılmış çünkü. Bu uygulama mısır kurduna yapay seçilim sağlamak için yapılmıştır. Hayır, cevap Bursa olur. Bu şemada verilenlere göre aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur? Şemada bir ekosistemde beslenme ilişkileri gösterilmiştir. Işık, bitki, kelebek, tırtıl, fare, organizma kalanı, çeşitli maddeler, ayrıştırıcılar demiş. Bitki, kelebek, tırtılı ve fareden oluşan besin zincirinde biyolojik birikim bitkide daha az olması beklenir. Biyolojik birikim evet en az kimde olur? Besin piramidinin en alt basamağında olan bitkilerde olur. Doğru. Bu doğru. Ayrıştırıcılar üreticilerin dışarıdan alması gereken maddelerin ortamda tükenmesine neden olur. Hayır. Üreticiler kendilerine gereken enerjiyi doğrudan doğruya ayrıştırıcılardan karşılar. Hayır. Enerjiyi oksijenli solunum yaparak karşılar. Bitkiyle başlayan besin zincirinde üst basamaklı canlılara doğru aktarılan enerji miktarı giderek artar mı? Hayır. Azalır. Her basamakta aktarılan enerji azalır. Bu yüzden cevap Adana olur. Buna göre diğer koşullar sabit tutulduğunda grafikteki verilerden yararlanarak fotosentez hızını etkileyen faktörlerle ilgili hangisi doğrudur? Şimdi burada fotosentez hızını karbondioksitin birim hacimdeki miktarı. Bakın karbondioksit miktarı arttıkça fotosentez belli bir noktaya kadar gelmiş ama sonra sabit kalmış. Yüksek ışık şiddeti düşük ışık şiddetinden daha fazla fotosentez yapılmasını sağlar ama yine de sabit kalmış. O grafiğimi yorumladım. Şimdi şıklara bakıyorum. Karbondioksitin birim hacimdeki miktarının artması bir süre sonra fotosentezin azalmasına neden olur. Azalmamış, sabitlenmiş. Yüksek ışık şiddeti altında bırakılan bitkilerin fotosentez hızı sürekli artar. Yüksek ışık şiddeti altında bırakılan bitkilerin fotosentez hızı sürekli artmamıştır. Belli bir yerden sonra sabit kalmıştır. Karbondioksitin birim hacimdeki miktarının sürekli artması bir süre sonra fotosentez hızının
artışına yol açmaz. Doğru, belli bir yerden sonra sabit kalmış. Düşük ışık şiddeti altında bırakılan bitkiler fotosentez yapamaz. Hayır, yapıyor. Belli bir yerden sonra sabit kalıyor. Cevap Ceyhan. Hangisi doğrudur? Sucul bir yerel totu türünün su üstünde yüzen küçük yaprakların olduğu bilinmektedir. Bu yerel totunun yapraklarında bulunan gözenekler atmosferdeki azotu bağlama özelliği bulunan bakterilerle doludur. Bu nedenle bu yerel totu pirinç tarımında da kullanılır. Su ile kaplı tarlalarda pirinç fideleri dikilmeden önce yerel tohumları yetiştirilir. Pirinç bitkisine ihtiyacı olan azot bitkiler aracılığıyla toprağa bağlanır. Bu yerel tohumda bulunan bakteriler havadaki azot toprağa bağlayarak insanlar tarafından azot kübresi eklemlerinin aynı tarlada defalarca pirinç tarımının yapını sağlar. Bu yerel tohumda bulunan bakteriler azot döngüsü ayrıştırıcıların görevini üstlenmiştir. Bu azot bağlayıcı bakteridir. Ayrıştırıcılar ölü bitkileri ve hayvanları bileşenlerini ayırır ve azotun serbest kalmasını, azotlu bileşiklerin serbest kalmasını sağlar. Pirinç bitkisi azot ihtiyacını bu yerel tohumun gövdesindeki azottan karşılamıştır. Hayır, bakın, havadaki azot toprağa bağlayarak insanlar tarafından azot gübresi eklenmeden diyor. Topraktan alıyor bu yerel tohumda bulunan bakteriler azotun atmosfere dönüşünü sağlar. Tam tersine atmosferdeki azotu bağlıyor. Bitki köküne, bitkiye, oradan da toprağa aktarılıyor. Bu yerel tohumda bulunan bakteriler azotlu gübre kullanımının azalmasını sağlamıştır. Evet, kesinlikle doğru cevap Denizli. Şimdi 9'a baktım. Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi tehlike önleme ilkesi kapsamında yapılan bir uygulama değildir? Yerkürenin doğal dengesini korumak amacıyla 2002 yılında yapılan bir dünya zirvesinin kabul edilen ilkelerden biri tehlikeyi önleme ilkesidir. Bu ilkeye doğal dengeyi korumak için söz konusu olan sorun ortaya çıkmadan önce önlem alınması amaçlanmıştır. Sorun ortaya çıkmadan önce. O zaman hangisi tehlike önleme ilkesi kapsamında değil? Akarsulara evsel atıkların karışmasının önlenmesi. Evet. Atmosferde karbondioksit veren enerji kaynaklarının kullanımının artılması. Yok öyle bir şey. Kesinlikle yanlış. Plastik ve cam gibi malzemelerin geri dönüşümünün sağlanması. Evet. Orman varlığının koruması için kağıt kullanımının azaltılması. Evet. O zaman cevap Bursa. Bu çok çok basit bir soruydu. İnanılmaz basitti. Bu bilgilere göre KL bölgelerinde sıcaklık ölçümü yapıldığında günde yaşanan mevsimlerin belirlenmesi ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? KL bölgelerinin dünyadaki konumlarla ilgili verilen bilgiler birinin kuzey diğerinin güney yarımkürede olduğu biliniyor. Şimdi bakalım. Bir tane dünya çiziyorum. Şu yörünge eksenim, şu ekvatorum. Şimdi diyor ki birinin kuzeyde, birinin güneyde olduğunu biliyorum ama bunu bilmiyorum kim nerede. Ekvator olan uzaklıkları bilinmiyor. Tamam. Hangi ay ve gün yapıldığı bilinmeyen. Ancak hangi ay ve gün yapıldığı bilinmeyen. Ancak aynı günde yapılan sıcaklık ölçümünde K bölgesinin sıcaklığı L'den daha fazla olduğu biliniyor. O zaman hangileri doğrudur? K bölgesinin Güney Yarımküre'de olduğu bilinirse bu bölgede yaz mevsimi yaşandığı belirlenebilir. Bunu bilemem çünkü hangi ay ve günde yapıldığını bilmiyoruz. Bölgelerin bulunduğu yarım küreler bilinirse de yaşanan mevsimler belirlenemez. Çünkü neden hangi ay ve günde yapıldığını bilmiyoruz. Evet, bu doğru. Bölgelerin ekvator olan uzaklıkların eşit olduğu bilinirse yaşanan mevsimler belirlenebilir. Hayır, şu cümle bütün soruyu çözüyor zaten. L bölgesinin kuzey yarım kürede olduğu ve sıcaklık ölçümünün yapıldığı ay ve gün bilinse de bu bölgede yaşanan mevsim bilinemez. Hayır, bilinebilir. O zaman cevap hangisi doğru oluyor? Şunu yanlışlıkla tik atmışım. Çok pardon. Cevap Bursa oluyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi iklim haritalarının oluşmasına diğerlerine göre daha fazla veri sağlar? İklim haritaları oluşurken sıcaklık değerlerinden havadaki nem oranına ve bunlara bağlı olarak gerçekleşen hava olaylarının gözlem sonuçlarından faydalanılır. Zaten iklim olaylarının yine de 35-40 yıllık bir gözlem sonucuydu. Hava olayları ise de anlık tahminlerdi. Uzun yıllar boyunca tüm aylarda kaydedilen hava olaylarının ortalamalarının hesaplanması. Evet, doğru. Tüm aylarda ve uzun yıllar boyunca. Uzun yıllar boyunca yalnızca yaz ayları gitti. Bir yıl içindeki yağmurlu gün sayısı gitti. Bir gün içinde gelen hava olayları gitti. Cevap Adana. Bu da basit bir soruydu.
Sadece bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi bilinirse sıvı ve bu küpün yüzeyleri arasında oluşan basıncı etkileyen değişkenlerden birinin sıvının derinliği olduğu tahmin edilir. Sıvının derinliği. Şimdi bakın, sıvı basıncı neydi? H çarpı D'ydi. Sıvı basıncı yükseklik çarpı yoğunluktu. Şimdi bunlar aynı sıvıda olduğu için yoğunluk nedir? Sabit. Yani değişmiyor. Ama yükseklik, bakın, F1 ile F2'nin sıvı yüzeyinden yüksekliği aynı. Ben o zaman sıvının derinliğini, bunlar üzerine etkisini bulamam. Ama kimin farklı? F1 ile F3'ün. O zaman küpün yüzey alanının büyüklüğü hayır. Kabın içindeki sıvının hacmi hayır. Demir küpün yoğunluğu hayır. Küp yüzeylerine uygulanan kuvvetlerin büyüklüğü evet. Neden? F3 en derinde olduğu için buradaki uygulanan kuvvet, sıvı basınç kuvveti daha fazladır. Buradaki azdır. Mesela derinlere indikçe üzerimizdeki basınç artar, değil mi? O zaman cevap Denizli oluyor. Şimdi 15. soruyla devam ediyoruz. Burada da diyor ki K ile iplerine eşit kuvvet uygulanıp L ipinin çekilen uzunluğu K ipinin çekilen uzunluğundan daha fazla olursa kuvvetler eşit olacak. Ben 5'e 5 seçiyorum. Ve L K'den daha fazla çekilirse bu durumlardan hangisi olabilir? Şimdi bakın 5, burası da 5, burası da 5. Yukarı doğru 10, aşağı doğru 10 Newton. 5, 5, 5. Yukarı doğru 15, aşağı doğru 15 Newton. O zaman burada kuvvet kazancı kaç? 3 kat değil mi? Kuvvet kazancı 3. O zaman yoldan kayıp da kaç? 3. Burada kuvvet kazancı 2, yoldan kayıp da 2. Peki bu ne anlama geliyor? Ben bunu 1 metre yükseltmek istersem yükümü 2 metre kuvvet 2 metre aşağı çekmem lazım. Kuvvetten kazanç kadar yoldan kayıp var değil mi? Kuvvetten kazanç 2 ise yoldan kayıp 2. Yoldan 2 kat kaybettireceğim. Burada da 1 metre yükseltmek istiyorsan yoldan 3 kat kaybettirmen lazım. Yani 3 metre çekmen lazım. Şimdi bakın. 3 metreyi 2 metre değil mi? L'nin uzunluğu K'den fazla birebir uzamış. Eşit olur. Şimdi ben bunu 6 metre seçersem kaç uzar? 2 metre olur değil mi? 6 bölü 3. 3 kat kaybettireceğim. 2. Peki burada ne oldu? Bakın 6 metre L yine K'den daha fazla uzadı. 2 metre kalktı, 1 metrede kaldı. Bu şekilde oldu. O zaman 2 de oluyor. Gelelim 3'e. Şimdi burada iyi bir sayı seçmemiz lazım. Çünkü bu oranı bulmak biraz zor oluyor. Ben bunu mesela 6 metrede bırakacağım. Bunu biraz da uzak bir sayı seçeceğim. 24 metre diyeceğim. Hatta şöyle
Kırmızıyla yazacağım bunu. Bunu 24 metre, 24 metre aşağı doğru çekersem ne yapacağım? 2 kat kaybettiriyorum. 24 bölü 2'den 12 metre yukarı çıkmış oluyor. Bunu 6 metre yukarı çekince kaç metre yükselmiş oldu? 2. Bu defa da ne oldu? Bu şekilde oldu. 3 oldu mu? Evet oldu. O zaman 3 de doğru olmuş oluyor. Cevap Denizli. Yani burada iyi bir hesaplama yapıp hızlı düşünmek gerekiyor gerçekten. Yine de güzel sorudu. Bu LGS'nin en güzel sorularından biriydi. Şimdi diğer sorumuza devam edelim. 16. soruya bakalım hemen. Şuradan kalemi seçeceğim. Bir kısmı verilen periyodik tabloda daire ve yıldız ile gösterilen elementlerin yerli şekildeki buna göre daire ve yıldız ile gösterilen elementlerle ilgili hangisi doğrudur? Şimdi bakın, periyodik tablo 1 ile başlar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 diye gitti. Yıldız elementi bulunduğu periyotta, periyot yatay sıralarda atom numarası en büyük olan elementtir. Hayır, atom numarası en büyük olan element değil. Daire elementi bulunduğu grup dikey sütunlar. Grupta atom numarası en küçük olan elementtir. Bakın en yukarıda. Evet, bu doğru. Yıldız elementinin bulunduğu gruptaki tüm elementler ametal olarak sınıflandırılır. Hayır, burada yarı metaller de vardır. Yanlış. Daire elementinin bulunduğu gruptaki tüm elementler metal olarak sınıflandırılır. Hayır, ametal ve yarı metaller bulunur. O zaman cevap B şıkkı olmuş oluyor. Bu deney ve sonucuna göre aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğrudur? Danlanık, renksiz çözelti, cam kampreksiz, sarı renkli katı madde. Bir deneyde şekildeki cam kapta bulunan renksiz çözelti danlanıkla bir renksiz çözelti damlatılıyor ve kabın içinde sarı renkli katı madde oluşuyor. Hangisi doğrudur? Damlalıktaki çözelti ile cam kaptaki çözelti arasında kimyasal tepkime gerçekleşmiştir. Evet. Damlalıktaki çözelti ile sarı renkli maddenin tüm kimyasal özellikleri aynıdır. Hayır. Damlalıktaki çözelti ile cam kaptaki çözelti aynı maddedir. Hayır. O zaman tepkim olmazdı. Sarı renkli madde cam kaptaki çözeltinin katı halidir. Hayır. O zaman cevap Adana. Bu ikisi kolay soruydu. Sıkıntı yok. Evet, hemen diğerine bakalım. 18. Son sorularımıza geldik zaten. Bir öğrencinin asit yağmurları konusuyla ilgili hazırladığı sunumda yer alan bilgilerden bazıları kartta verilmiştir. Asit yağmurları yapısında kalsiyum karbonat bulunan mermer gibi maddelerden yapılan heykelleri aşındırabilir. Tamam. Asit yağmurları pH değeri 5'in altında olan yağmurlardır. Bu yağmurların pH'i 2'ye kadar düşebilir. Hangisi doğrudur? Asit içerikli maddeler tüm yüzeylere aşındırır. Burada bize sadece kalsiyum karbonat şeklinde olan mermer yüzeylere aşındırdığını söylemiş. Bu olmaz. pH değeri 5'ten büyük olan tüm maddeler asit özelliği gösterir. Burada bana 5 ve 5'in altından bahsetmiş. Yağmurun sularındaki asit oranı değişebilir. Evet, bakın 5'ten 2'ye kadar düşebiliyormuş. Kalsiyum karbonat asit özelliği gösteren bir maddedir. Hayır, kalsiyum karbonat asit yağmurlarıyla aşınan bir maddeymiş. Cevap Ceyhan. Dediğim bu şekliyle araştırmanın amacının uygun olmadığı bilindiğine göre deneyde sıcaklık değişiyor. Madde miktarı arasındaki ilişkinin doğru belirlenebilmesi için hangisi yapılmalıdır? Safi maddenin sıcaklık değişimi ile madde miktarı arasındaki ilişkinin araştırıldığı bir deneyde özdeş cam kaplarda farklı miktarlarda başlangıç sıcaklıkları eşit olan saf su ve saf etil alkol var. Başlangıç sıcaklıkları aynı ama farklı miktarlardaymış. Farklı miktarlardaymış. Birinde saf su var. Birinde saf su var. Şöyle yapacağım. Birinde saf su var. Birinde de etil alkol varmış. Farklı miktarlarda başlangıç sıcaklıkları aynı. Ben bunlara 20 derece diyeceğim. Su, etil alkol. Su konulan cam kap 5 dakika, etil alkol konulan cam kap ise 10 dakika özdeş ısıtılıyor. Isınış ve sadece sıvılar ve ısıtıcılar arasında gerçekleşiyor. Isıtıcılarla su 5 dakika, etil alkol de 10 dakika ısıtılıyor. O zaman diyor ki sıcaklık değişimi madde miktarısının ilişkiyi bulmak için. Zaten ben bunu şıklara bakmadan önce hemen şunu düşünüyorum. Sıcaklık değişimi madde miktarısının ilişkiyi bulabilmem için ne yapmam gerekiyor?
Bir kere aynı cins maddeleri kullanmam lazım. Farklı olamaz çünkü bunların kaynama noktaları farklıdır. Öz ısıları farklıdır. O zaman etil alkol bulunan kap 5 dakika süreyle ısıtıp diğer değişkenler aynı bırakılmalı. Hayır. Su ve etil alkolün başlangıç sıcaklıkları farklı hale getirilip hayır. Cam kaplara sadece farklı miktarlarda etil alkol konup kapların ısıtılma süreleri eşitlenmeli. Evet. Ya da farklı miktarlarda su da olabilirdi. Deney kaplarına sadece su konulup diğer değişkenler aynı bırakmalıydı. Hayır. Su koyuyorsak miktarları da farklı olmalıydı. O zaman cevap C olmuş oluyor. Sonuncu sorumuz, buna göre meyve neyi dakikalar arasında gerçekleşen halde için kesin olarak belirlenebilmesi için aşağıdaki verilenlerden hangisini bilmesi yeterlidir? Şimdi bu bir soğuma grafiği. Burada kesinlikle bir hal değişimi var. Ben bunu biliyorum. Ama başlangıçta sıvı mı, gaz mı, bunu kesinlikle bilmem lazım. Sıvıysa donuyor, gazsa yoğuşuyor çünkü, değil mi? O zaman maddenin ilk sıcaklığı hayır. Maddenin verdiği ısı miktarı hayır. Maddenin hal değiştirmesi için geçen süre hayır. Maddenin K sıcaklığındaki hali kesinlikle evet. Cevap deniz oluyor. Çıkmış soruları da böylelikle çözmüş olduk. Çok zor değildi. Basit makinalar bir tık belki zorluyordu. Bir de biyoloji kısmında, DNA genetik kod kısmında birazcık belki takılabilirdi ama genel olarak kolaydı. Ama yine de herkese güzellikler yapmasını diliyorum. Hepinize iyi tatiller diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.